Merhabalar, ben Aylin Tekiner. New York merkezli bir araştırma enstitüsü olan Research Institute on Turkey'nin Estetik ve Siyaset Podcast serisi Sanat Politiğe hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Cornell Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinden Harvard Üniversitesi Radcliffe İleri Araştırmalar Enstitüsü'nde de fellow olan mimarlık tarihçisi Profesör Doktor Esra Akçan. Güncel kuram Batı Asya ve Avrupa'da modern ve güncel mimarlık, diaspora, kent ve mimarlık konularında yüzden fazla makalesi olan pek çok kitabın yazarı Esra ile bugün dünyadaki ve Türkiye'deki anıt fikrine toplumsal hareketler, travmalar ve kolektif hafıza üzerinden bakacağız. Merhaba Esra, hoş geldin. Merhabalar, davet için teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Hemen başlayalım istiyorum sorularıma. Mimarlık tarihçisi perspektifinden bugünü Black Lives Matter'ı değerlendirmeni isteyeceğim. Özellikle bugün heykel yıkımları üzerinden ortaya çıkan, heykellerin üzerine yapılan müdahalelerle, indirilmeleriyle, yıkılmalarıyla ve kurumları da buna zorlayan taleplerle bir kez daha bu talebi konfedere devletlere ait anıtların yıkımına dair talebi yüksek bir volümden duyduk. Bununla birlikte ama anıt niteliğinde geçmişe ait ne varsa, ne var ne yok, her şeyi topyekün yıkım fikri isteği de ortaya çıktı. Peki bu neye karşılık geliyor? Bunun sınırlarını toplumsal hareketler mi belirliyor, belirlemiştir? Ya da daha derin bir yerden sorarsam bize ne mirastır ne değildir? Evet, çok geniş bir soru gerçekten. Bu konuyu tartışırken bence unutulan bir konu var. O da Konfedere Devlet anıtlarının diğer anıtlardan farklı statüsü. Bu anıtların çoğu 1890-1920 arasında yapılmıştı. Yani köleliğin kaldırılmasından çok sonra köleliği olumlayan ve Amerika'daki iç savaş hakkında son derece saptırılmış bir tarih yazımına dayalı anıtlardı bunlar. Bu Jim Crow diye adlandırılan dönemin ırkçı politikalarını destekleyen siyahi ya da büyük büyük ebeveynleri kölelikten gelen insanların aslında bu konumu hak ettikleri ikinci sınıf vatandaş olduklarını ima eden anıtlardı. Yani bu anıtlar yapıldıkları zaman siyahi vatandaşları yıldırmak amacıyla böyle bostan korkuluğu gibi dikilmişler. Hatta bazıları şehri siyah ve beyaz olarak ayrıştıracak şekilde büyük şehir planlaması hamleleriydi. Örneğin Richmond, Virginia'daki anıt bulvarı siyahi vatandaşların kendilerini hiç de rahat hissetmedikleri çok büyük bir ölçekte yapmıştı. Yani bu anıtlar aslında politik zarar veriyorlardı ve vermeye de devam ediyorlar. Son dönemlerde bu anıtların kaldırılması için yapılan protestolarda alenen insanlar ölüyordu. Daha geniş bir çerçeveden bakarsak kamusal mekandan kaldırılmayan yani bulundurulan anıtlar bugünkü toplumun değerlerini ya da hesaplaştığı geçmişi iyi kötü temsil eder. Ve tarihte aslında anıt kaldırma örnekleri çok. İşte sömürgecilik bittikten sonra sömürgeci komutanların heykellerinin kaldırılması, komünizmin çöküşünden sonra Lenin heykelinin kaldırılması, Saddam heykelinin kaldırılması gibi tarihte örnek var aslında. Yani Konfedere Devlet anıtlarının kaldırılmasını istemek bence son derece doğal ve haklı bir istekti. Biraz sürece gelirsek bu anıtların kaldırılmasını bazı tarihçiler ve aktivistler yani Jim Crow dönemi anlatılarının iç savaşı nasıl saptırdığını gösteren tarihçiler uzun zamandır istiyordu. Ama bu isteğin kamusal ve görünür bir protestoya dönüşmesi 2015 yılları gibi başladı. Ve bugün George Floyd olayından sonra artık dediğim gibi kapıya dayandı. Sorunun içinde bir soru daha vardı. Yani bu anıt niteliğinde geçmişe ne var ne yoksa her şeyi alaşağı etmekten yana bir tavırla da karşı karşıyayız. Buna ne diyoruz diye sordun. Ben bunun aslında Black Lives Matter sosyal hareketini itibarsızlaştırmak için atılan bir hamle olduğunu düşünüyorum. Yani Konfedere anıtlar kalksın deyince hemen işte o zaman devlet kurucularının bütün anıtlarını da mı kaldıralım? Köleler tarafından yapılan binaları da mı yıkalım?
piramitlere kadar her şeyi yakıp yıkalım mı? Bunun IŞİD'den ne farkı var gibi bazı işte tepkiler ya da sorular, retorik sorular var. Bu retorik soruların aslında bence konfederanlıkların yerinde kalmasına yönelik hamleler olduğunu düşünüyorum. Ve biraz da bunu Black Lives Matter sloganına karşı All Lives Matter, yani hayat, tüm hayatlar önemlidir sloganıyla karşılık vermeye benzetiyorum. Elbette her hayat önemlidir. Bu önerme ne kadar doğru olsa da bunu bu dönemde cevap olarak söylemek aslında Black Lives Matter sosyal hareketini itibarsızlaştırmaya, önemsizleştirmeye yarıyor ya da bunu yapmaya yönelik bir hamle gibi görüyorum ben. O yüzden burada bence tarihçilere ve tarihçilere söz verecek medya kuruluşlarına çok iş düşüyor. Yani Konfedere Devlet anıtlarının nasıl ve neden yapıldığını, nasıl saptırılmış bir tarih anlatısına sahip olduklarını, onların diğer anıtlardan farkını anlatmak, neye mal olduğunu göstermek önemli. Diğer anıtlar elbette daha iyi bağlamlandırılabilir. Aslında her anıtı özel özel tek tek tartışmak gerekiyor ve bazı anıtlar daha iyi bağlamına oturtulabilir. Plakalarında anıtlaştıran figürlerin hem olumlu yönleri hem hataları anlatılabilir. Ama Konfedere Devlet anıtlarının kurtarılabilecek pek bir yönü yoktu aslında. Onlar kendilerine ait bir kategori gibi. Ve bu ayrıştırmayı yaparken, yani hangi anıtlar kalkmalı, hangi anıtlar daha iyi bağlamına oturtulabilir gibi bir ayrıştırmayı yaparken politik zarar kavramını ben çok önemsiyorum. Yani bu çerçeve üzerinden bakmayı olumlu buluyorum. Yani bir anıt toplumun bir kesimine politik zarar mı veriyor, yoksa tüm eksikliklerine rağmen günümüzün birleşen ortak değerlerini mi hatırlatıyor? Bu soru çerçevesinden baktığımızda bu ayrıştırmayı daha kolay yapabiliriz diye düşünüyorum. Doğru. Peki, yani kategorize olarak iktidarın yaptırmış olduğu anıtlardan yola çıkarak bir soru sormak isterim. Bildiğimiz gibi manipüle edilmiş gerçeği iktidarın gözünden yeniden üreten, hatırlatan ve iktidarın aslında işaretini koyma araçları olarak anıtlara baktığımızda tarihi kim yazmışsa anıtı da onun diktiğini görüyoruz. Bu anlamda toplumsal rızayı konuşalım isterim ve buradan hareketle iktidarın diktiği anıtların yanı sıra onlardan ziyade hatta toplumların diktiği anıtlarda acaba daha doğru bir matematik mi var? Bunu sormak isterim. Evet. Bu soruyu cevaplarken biraz anıt nedir den girersek, yani John Ruskin'in anıtı tanımlarken bir sözü var ki ben önemsediğim bir tanım. Mimarlık olmadan yaşayabiliriz ama onsuz hatırlayamayız diye bir tanım. Ama tabii tarihe baktığımızda işte Walter Benjamin'in tarihte hiçbir tutanak yoktur ki aynı zamanda barbarlığa da bir tutanak olmasın sözünü de hatırlamamız gerekiyor. Yani tarih içinde yapılmış anıtlar için aslında bu sözü de söyleyebiliriz. Yani durum böyleyken, yani anıtlar hem hatırlamamızı sağlayan şeylerken hem de tarih içinde barbarlığa tutanaklarken gene de toplumların hatırlamayı ve savunmayı istedikleri değerlere anı yerleri ve sanat eserleri yapmaya devam etmeleri gerekiyor aslında. Yani totaliterliğe olduğu kadar demokrasiye de anıtlar yapılabilir ve devlet kadar devlet olmayan birimler de anıt yapabilir. Yani anıtların sadece devlet eliyle dikilen şeyler olduğu algımızı aslında değiştirmemiz gerekiyor. Ve dünyadaki örneklerine baktığımızda en etkili anı yerlerinin de devlet değil, aile yakınları, aktivistler, sivil toplum örgütleri tarafından yapıldığını görüyoruz aslında. Ayrıca anı yerleri ya da anıtlar ilelebet kalması gereken şeyler de değil, kısa süreli de olabilirler. Örneğin cumartesi annelerinin yasaklanmadan önce Galatasaray Meydanı'nda her hafta kayıplarının fotoğrafları ve karanfillerle yaptıkları enstalasyonlar da her biri aslında bir anı yeriydi. Ve bence devlet tarafından dikilen anıtlardan çok daha güzel ve dokunaklı anıtlardı. Evet, aslında sorularından birini aşağı yukarı yanıtlamış oldun ama yine de belki bir geniş yerinden daha sormak isterim. Günümüzde nasıl anıtlar dikilmeliyi belki bu netlikte bir kere daha cevaplarsan iyi olabilir. Evet.
Yani birincisi bence artık insanlara anıt dikmek çok gerilerde, demode kalmış bir anlayış. Yani yerine fikirlere, buluşlara, özgürlüklere anıtlar dikilmeli diye düşünüyorum. Daha önemlisi geçmişi parlatan değil, geçmişle yüzleşen anı yerleri yapılmalı bence. Yani geçmişin şiddetiyle yüzleştikten sonra anıtlar faşistlik, kölelik, sömürgecilik, insan hakları ihlalleri için nasıl özür dileyebilir? Bu soruyu soran anıtlar yapılmalı diye düşünüyorum. Devletler anıt yoluyla nasıl hesap verebilir? Anıtlar tarihi şiddetin yaralarını nasıl sarabilir? Bu sorular bence daha önemli sorular. Ve ben bunları geçiş adaleti anı yerleri diye adlandırıyorum. Transitional Justice Memorial diye. Geçiş adaletini kısaca tanımlarsak, bu bir toplumun geçmişte yaşanan hak ihlalleri ve şiddetle hesaplaşması, adaleti sağlaması ve mutabakatı oluşturması için yapılan tüm süreçler ve mekanizmalar olarak tanımlanabilir. Bu 2004'te Kofi Annan'ın tanımıydı. Tabii çok karmaşık ve multidisipliner bir konu ama çok kısaca böyle tanımlayabiliriz. Yani askeri cuntaların, iç savaşların, soykırımların, ırkçılığın, köleliğin, sömürgeciliğin yaralarını sarmak hep geçiş adaleti kapsamında tartışılabilecek şeyler. Anı yerleri bunun tabii ki tek mecrası değil ama önemli bir parçası. Sembolik açıdan çok önemli bir parçası. Ve son yıllarda baktığımızda Güney Afrika, Arjantin, Şili, Almanya, Bosna Hersek, Ruanda gibi geçiş adaletinden geçmiş ülkelerde bu anlamda çok etkili ve güzel anı yerleri inşa edildi son zamanlarda. İşte anıtın yeri, formu, programı, kimin finanse edeceği, prosedür nasıl olacağı, kimin katılacağı sürece, bütün bu konular aslında uzun uzun tartışılması gereken şeyler. Yani burada örneksiz bu konulara girmek zor belki ama birkaç soru sıralarsam daha somut olabilir. Yani bu anı yerleri geçmişte yüzleşen, geçmişin şiddetinden özür dileyen anı yerleri travmanın olduğu mekanlarda mı olmalı, başka yerlerde mi olmalı? İşte travma mekanları genelde izole yerler oluyor. İzole yerlerde mi olmalı yoksa daha böyle toplumun daha çok görünürlüğünü sağlayıp topluma görünürlük sağlayacak merkezi yerlerde mi olmalı? Geleneksel anıtların güç, prestij, şan, şeref yansıtmak gibi emellerinden nasıl farklılaşmalılar? Yani formları nasıl bu çeşitli geleneksel anıtların biçimsel işte habitlerine karşı durabilir? Karşı anıtsal biçimler nasıl olabilir? Örneğin soykırım anıtları bu konuda çok önemli örnekler oluşturdular. Bir diğer konu program konusunda, yani üzerine bir yerde unutulmaktansa bu anıtlar nasıl eğitim ve sanat programlarını hep içine alabilirler ve daha sürekli ve görünür olabilirler. Yani böyle tartışılacak aslında çok konu var ve dünyadaki geçiş adaleti sürecinden geçmiş toplumlarda böylesi öğretici anıtlar bence 2000'li yıllarda yapıldı. Ancak bir önceki sorunda devletin rolüne değindin. Onun üzerine biraz bir şey söylemek istiyorum. Çünkü bu aslında cevap çok kolay olmayan ama önemli bir soru. Bu tip anı yerlerinin ya da anıtların devlet eliyle yapılması beraberinde çok sorun getiriyor, senin de ima ettiğin gibi. Çünkü geçmişten hesap verirken devlet yeni tarihi de yeni emellerine ve yeni rejimine uygun olacak şekilde yazıyor çoğunlukla. Ama devlet elini çektiği zaman da sorun aslında çözülmüyor. Örneğin Şili, Arjantin gibi askeri cuntasıyla yüzleşen ülkelerde bu tip anıtları mağdurların yakın aileleri, sivil toplum örgütleri, aktivistler yapmak istedi. Çünkü devletle uzlaşmanın kendi ideallerine ters düştüğünü düşündüler. Ama devletten kaynak almadıkları için bir yandan da neoliberalleşen dünyada bu anı yerleri yaşayabilmek için market ekonomisinin ve turizm endüstrisinin içine düştü. Yani bir daha asla sloganı neredeyse bir logoya dönüştü. Bu anı yerleri hep böyle turizm rehberlerinin içinde ancak yer bulabildi falan. Yani devlet kendi geçmişinin şiddetiyle yüzleşen anıtlardan elini çektiğinde aslında sonuç bir özür dileme olmuyor. Ve bu anıtlar da kendi başlarının çaresine bakmak durumunda kalıyorlar. Ama devlet işin içinde çok olursa da tarih yeniden devlet bakış açısından yazılıyor.
Yani buradaki dilemanın sonucunda belki de düşünülmesi gereken şey şu, yani devlet bu anı yerlerini finanse etmeli, işletmeli. Ama tasarım ve anlatı demokratik bir süreçle özerk tarihçileri ve özellikle de mağdur ailelerini işin içine katarak yapılmalı. Bence anıtları ya da geleceğin anıtlarını bu çerçeveden tartışmak daha iyi olacaktır. Evet, peki buradan hareketle geçiş adaleti kavramından özellikle yola çıkarak biraz Türkiye'ye bakalım isterim. Türkiye tarihinde çok açık ortada olan pek çok mesele var. Soykırımlar, soykırım katliamlar ve çok zımni de olan bir takım tanıklıklar, anlatılar var. Henüz açığa çıkmamış. Yani aslında yaz haritası oldukça zengin bir ülke ne yazık ki. Bu travmatik geçmişin anıtlaşabilmesi, hatırlama mekanlarının yaratılması için Türkiye toplumu sence nasıl bir süreçten geçmeli? Özellikle bunu önemli bir örnek olması sebebiyle de Mehmet Aksoy tarafından yapılan Kars'a dikilen ve sonrasında da Erdoğan'ın direktifiyle, ucubi olması şeyiyle, eleştirisiyle yıkılan insanlık anıtından yola çıkarak anlatmanı isterim. Evet. Aslında bugünün gündemi Black Lives Matter'dan çıkıp buraya geldiğimize memnun oldum. Yani Türkiye'ye geldiğimize teşekkürler soru için. Yani çünkü benim de bu konuyla ilgim aslında Türkiye üzerinden başlamıştı. İşte geçiş adaleti, şehir, mekan ve mimarlık arasındaki ilgiyi ben de ilk cumartesi anneleri üzerinden çalışmaya başlamıştım ve devam ediyorum. Aslında biraz geriye dönersek Avrupa Birliği'ne girme görüşmeleri sırasında Türkiye'de de geçiş adaletini andıran hamleler 2000'li yıllarda yapıldı. Ufak tefek hamleler. Örneğin 12 Eylül askeri cuntasının şiddetiyle yüzleşme, Balkanlarla ilişkiler, daha dostluk ilişkileri kurma, mübadelenin şiddetiyle yüzleşme, göçmenlik tarihi ve bugünü üzerine yapılan konferanslar, ayrılan fonlar oldu. Mimarlık söz konusu olduğunda da ne kadar, yani bütün eksikliklerine rağmen bir mübadele müzesi açıldı. Buradan selam gönderirsek Osman Kavala'nın kurduğu ve desteklediği sivil toplum kuruluşları üzerinden Türkiye'nin dört bir yanına dağılmış boş ve çürümeye terk edilmiş kiliselerin restorasyonu ya da diğer işte azınlık denilen grupların ya da devamlılığını sağlayamamış grupların miraslarının restorasyonuna dair bayağı çalışmalar oldu. Mehmet Aksoy'un insanlık anıtı da aslında, yani bu bağlamda baktığımızda Türkiye'deki ilk ve tek geçiş adaleti anıtı diyebiliriz bu anıta. Ve bu anıtın Erdoğan'ın direktifiyle kaldırılması da sonrasında olacakların habercisi ve sembolü gibi aslında. Yani Türkiye'nin geçmiş şiddetiyle hala yüzleşmemişinin, eski radikal Türkleştirme politikalarının sürdürüleceğinin göstergesi. Yani sonrasında olan olaylara retroaktifli bakıp bu anıtın kaldırılmasını aslında nelerin geleceğinin göstergesi olarak okuyabiliriz. Yani değil kendi şiddetinden ve toleranssızlığından özür dileme, daha da şiddetini artıran ve toleranssızlaşan, teklifleşen bir yönetimin habercisi. Burada ironik olan başka bir şey var ve onu da söylemeden geçemeyeceğim. Erdoğan ve AKP'ye yakın birçok kişi Amerika'daki Black Lives Matter hareketine destek verdi. Destek veren mesajlar attı. Ancak bunu yaparken kendi beyazlıklarını fark etmediler. Yani kendi şiddetlerini görmediler. Türkiye'nin geçmişiyle yüzleşme sürecine vurdukları bu engeli hatırlamadılar. Bu ironide herhalde söylemeden geçmemek gereken bir şey. Ama bir şey daha eklersem, bu süreçte elbette sadece AKP değil, Avrupa Birliği'nin ve çoğulcu demokratikleşme isteyip de gereğini yapmayan bizlerin de hataları büyük. Türkiye'deki geçiş adaleti denemesinin bu şekilde başarısızlığa uğraması aslında dünya için de eğitici bir örnek. Yani bu geçmişle yüzleşmenin, geçiş adaletinin tepeden inme, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler gibi dışarıdan gelen ama toplumu içine alamayan yöntemlerle başarıya ulaşamayacağının bir göstergesi. Yani
Türkiye'deki geçiş adaleti başarısızlığı, yani o hamlelerin çok yere gidememesi aslında dünya içinde bir başarısızlık örneği, bunun nasıl yapılmaması gerektiğini gösteren bir örnek. Evet, yani burada benim bir yorumum var aslında. Yani Mehmet Aksoy özelinde tabii ki konuştuğumuz için, yani bu anı çok biricik tek bir örnek olma sebebiyle buradan bunu konuşuyoruz ama ben biraz da heykeltıraş olmamla da alakalı öyle bir yerden gelmem sebebiyle de söyleyeyim. Bu tür anıt projeleri, hatta mimari projelerde bence yani Türkiye'de özellikle yarışma usulünden ziyade karar verici pozisyonundaki finansı sağlayan, yani bir mülki idare amiri olabilir, işte belediye başkanı, neyse bir kurumun başındaki kişinin inisiyatifiyle, estetik ölçüsüyle ve beğenisiyle sınırlı bir seçimle bu türden anıtlara, bu türden önemli konulardaki anıtlara karar verilmesinde ben oldukça büyük bir sakınca görüyorum. Yani bu denli toplumun aslında dahil edilmesi, beraber karar aşamasında beraber düşünülmesi gereken, sadece Türkiye Ermenileri değil, Ermenistan'daki sanatçıların da katılımının olacağı daha kolektif bir akıl yürütmenin bu süreçte daha sağlıklı olabileceğini düşünüyorum yöntem olarak. Ama tabii ki sonuca dair sen ne dersin? Yani aynısı mı olurdu? Evet, yani kaldırılmasından öte yapım sürecine baktığımızda elbette daha şeffaf, daha katılımcı olabilirdi. Yani bu işte geçiş adalet anıtlarının işte formu, programı, yeri, kimin katılacağı, anıtının nasıl oluşacağı, bunlar önemli konular ve ne kadar çoğulcu, ne kadar katılımcı yarışmayla belki yapılırsa ve özellikle mağdurları da içine katan bir süreç olursa elbette çok daha önemli bir ürün elde edebilirdi. Ama öyle olsaydı bile Erdoğan sanki anıtı kaldırırdı gibime geliyor. Yani diğer yaptığı bütün şeyler, geçiş adaletine karşı yaptığı, bütün sonradan yaptığı bütün politikalara baktığımda sanki kaldırılma sonucu pek değişmezdi gibime geliyor açıkçası maalesef. Peki yine Türkiye'den bir Türkiye'ye dair bir soru sormak istiyorum. Bugünün siyasi iktidarın ürettiği yeni tarih yazımına ve tarihlemelere bakarsak, yeni anma vesilelerine bakarsak, özellikle 15 Temmuz üzerinden başka bir kamusal mekan düzenlemesi, kamusal alan düzenlemesiyle karşı karşıyayız. Yani buna ne dersin? Yeni meydanlar, yeni araçlar, yeni mimar düzenlemeler ne anlatıyor bize? Evet, yani sadece bu konuları çalışanlar için değil, sanırım herkes için mesaj çok açık. Bugünkü iktidar kendi gücünü sabitleştirecek anıtlar yapıyor. Ve bunları yaparken de Cumhuriyet anıtlarını silecek bir şekilde yapıyor. Giderek artan bir hızla Cumhuriyet'in sembolik mekanlarının değiştirildiğini görüyoruz işte. Ayasofya Müzesi, Ankara'daki bulvar yapıları, endüstrileşme binaları gibi. Bugünkü iktidar yaptığı anıtlar da aslında çok eski usul. Savaş ve kahramanlık anıtları. Yani kendi geçmişini parlatan anıtlar, geçmişle yüzleşen anıtlar değil. Yani savaşlardan ve devlet şiddetinden özür dileyen, adaletin yerini bulmadığı açıkları saptayıp bunun için bir şeyler yapan, mütabakatı sağlayan anı yerleri değil. Yani geçiş adalet anıtı değil, bildiğimiz eski usul savaş ve kahramanlık anıtları bunlar. Yani demokratik değil, otoriter anıtlar maalesef. Evet. Cumartesi annelerinden bahsettin ve bana doğrudan hatırlatan, yani cumartesi annelerinden yola çıkarak bana bunun hatırlattığı şey hep o travmatik geçmiş ve ona dair kamusal, anıtsal alan yaratma pratikleri. Buradan sorarsak, yani anma ritüelleri, yas mekanları, işte simgesel yüzleşme mekanları dediğimizde Türkiye gibi toplumlarda biz mekanlardan ziyade o travmatik geçmişi ve yası hatırlıyoruz.
Ve toplum aslında hızla da çok politik, sistematik bir şekilde unutturmaya, unutturulmaya güdülüyor ve bir mekansallığa kavuşamadan bu yas alanı, anma ritüelleri kamusal ifadesini bulamamış bir halde daha da derinleşiyor toplumsal hafızamızda. İfade özgürlüğünün bugünkü şeyi belli, durumu belli. Bu daha da derinleştiren bir şey ne yazık ki. Geleceğe dair böyle daha umutlu bir öngörüde bulunmak zorlaştı ve hani ben burada şunu sormak istiyorum. Anıtsal mekanlar, hatırlama mekanları anlamında nasıl bir gelecek sorusu? Biz hangi kavramlar üzerinden konuşacağız artık? Evet. Ben aslında geçiş adaleti kavramını bu açıdan çok olumlu ve verimli bir kavram olarak görüyorum ve daha önce de dediğim gibi işte şehir mekanı, mimarlık, travma, yas arasındaki ilgiyi cumartesi anneleri üzerinden çalışmaya başlamıştım ve geçiş adaleti kavramına aslında o yolla ulaşmıştım ve benim için son derece ufuk açıcı bir kavram oldu. Dolayısıyla geçiş adaleti kavramını bir temel kavram olarak önemsiyorum. Yani cumartesi anneleri 1995'ten beri Birleşmiş Milletler tarafından en büyük insan hakkı ihlali olarak kabul edilen gözaltında kayıpların Türkiye'de ne kadar yaygın olduğunu topluma anlatıyor. Yani bunu duymayan herhalde kalmamıştır. Bu yüzden aslında gelip Galatasaray Meydanı'nda bir anıt yapılmalıydı. Yani cumartesi anneleri kendi kaynaklarıyla orada her hafta bir anıt yapıyorlar ama daha kalıcı bir anıt bence yapılmalıydı. Birçok mezarlığın da böyle yas geçmişten özür dileyen bir yas alanına dönüştürmesi bence iyi olurdu. İşte Sansaryan Han gibi işkence alanları olarak kullanılan binaların programı bununla yüzleşecek şekilde dönüştürülebilir. Gözaltında kaybedilen kişilerin gözaltına alındıkları her eve bu konuda bir plaket konulabilir. Cumartesi anneleriyle yaptığım görüşmelerde de bu tip taleplerden bahsettiler aslında. Yani onların duyulması mimariye ve şehire biraz daha kalıcı ve geçmişte yüzleşen, geçmişte özür dileyen anıtlar şeklinde yansıyabilir. Yani onların istekleri bu mimari fiziksel bir cisim olursa bence çok daha olumlu bir sürece gireriz. Ve aslında bu çoktan yapılmalıydı. Yani bu yara çoktan sarılmalıydı. Oysa bugüne baktığımızda bu tip yara sarıcı, işte toplumu iyileştirici pratiklerden aslında giderek uzaklaşıyoruz ne yazık ki. Bugünün Türkiye'sinden bakıp da bu konular hakkında dediğim gibi iyimser olmak çok zor. Ama bir ekleme yaparsam, bence bu sadece iktidarla ya da hükümette kimin olduğuyla çözülebilecek bir şey de değil. Türkiye'de her şey çok fazla kimlik siyasetine sıkışmış durunda ve iktidarın kutuplaşması, kutuplaştırması sonucunda bu sıkışma daha da daralıyor. Yani bir yandan geçiş adaletini konuşuyorsak, bir yandan geçmişin ve günümüzün çoğu fay hattı ve çatışması etnik ve dini kimlik üzerinden olmuş. Yani bu dünyada da böyle, Türkiye'de de böyle. Yani toplumlar geçmişin hatalarıyla yüzleşecekler, işte geçmişte yapılan şiddet hakkında hakikati anlatacaklar, kabul edecekler, özür dileyeceklerse bu kimlik üzerinden oluşan sorunları görmeden ilerleyemezler. Dolayısıyla bununla yüzleşmemiz gerekiyor. Ama diğer yandan da geçiş adaletinin nihai amacı kalıcı barışı sağlamak. Yani bu anlaşmazlıklara bir son vermek. Bu süreç çok narin bir mutabık kalma süreci aslında. Sonunda deyim yerindeyse herkesin barış içinde el sıkıştığı bir süreç olmalı. Yani bunu desteklemeyen herhangi bir anıyarı ya da pratik bu nihai amaçtan uzaklaştırır bizi. Yani kimlikler üzerinden yeni düşmanlıklar ve hiyerarşiler kuran ya da şiddet tohumları atan ya da eşitliği intikamla karıştıran ya da mağdur olmayı tanımı gereği iyi olmak zanneden herhangi bir anlatı bu nihai amaçtan uzaklaştırır toplumu diye düşünüyorum. Yani bugünün Türkiye'sinin sadece iktidarıyla değil, muhalefetiyle, aydınlığıyla, gazetecisiyle, popüler kültürüyle sıkıştığı söylemlere bakınca, bu kimlik siyaset söylemlerine bakınca bunun asıl bunun değişmesi ya da bunun da değişmesi gerektiğini düşünüyor insan. Evet, yani
O kadar kat edilecek yol, atılacak adım var ki biraz umutsuzluğa düşmemek elde değil. Yani daha cumartesi günü 800. haftası nedeniyle çok sınırlı sayıda cumartesi annesi, cumartesi insanı Galatasaray Meydanı'na gittiler ve gözaltına alındılar. Yani çok çok can sıkıcı gerçekten ve hani o meydana kavuşmalarını gerçekten hepimiz dört gözle bekliyoruz ama bu da başka türlü bir zulme dönüşmeye başladı değil mi? Mekanı yitirmek. Yani dediğin gibi yani aslında çoktan Galatasaray'ın meydana bir anıt dikilmesi gerekirken tam tersine gidiyor maalesef iktidar. Yani şu anda örneğin İstanbul Belediyesi meydanları nasıl tekrardan düzenleriz diye bir çalışmanın içine girmiş durumda. Yani burada sıra Galatasaray Meydanı'na da gelecekse cumartesi annelerini görmeyen, onlara bir şey yapmayan bir meydan düzenlemesi gerçekten çok büyük bir fırsatın kaçırılması olurdu. Ama yani biz böyle çoktan bu yaranın sarılması gerektiğini düşünürken aslında iktidar tersine cumartesi annelerini gözaltına alıyor hala. Yani onları Galatasaray Meydanı'ndan çıkmalarını yasaklıyor. Yani geçiş adaletinin tam tersine giden bir süreç yaşıyoruz şu anda. Yani bu da dediğim gibi insanı pek ümitli kılmıyor. Evet, şimdi son olarak bir başka iç açıcı olmayan bir başka konuyu konuşmak istiyorum. Ayasofya. Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesiyle birlikte hani ülkede bayağı milliyetçi ve İslamcı damar mobilize edildi ve hem iktidar hem de bu güruhun nefret söylemi bu sembolik örnekte öngörebileceğimiz yeni travmaların da taşıyıcılığını üstlendi. Bizatihi bu anıtsal mekanın hafızası üzerinden de bir ülke okuması yapmak elbette mümkün. Ama hissiyatım geleceğe dair sınırlar kalın hatlarla çizildi ve bu da çok iç açıcı bir şey söylemiyor sanki. Ne dersin? Evet, katılıyorum. Maalesef bence de Ayasofya kararı ile bir eşik daha atlandı. Ne yazık ki. Kimisi bunu iktidarın çaresizliğinin son çırpınışı, gündem saptırma hamlesi olarak yorumlayarak çok rahat karşıladı. Ama şehirlerin, kamusal alanların ve fiziksel yapıların ne kadar belirleyici mecralar ve semboller olduğunu çalışan biri olarak benim bu kadar rahat karşılamam mümkün değil gerçekten. Hatta muhalefetten de hiç ses çıkmaması beni iyice ümitsizleştirdi. Ayasofya hakkında çok şey söylendi ve söylenmedi gerçekten çok kapsamlı tartışmalara ya da söylencelere kendi davet eden bir yapı. Ama yani bir ekleme yapmak istersen bütün konuları tartışmamız mümkün değil ama konumuzla ilgili bir ekleme yapmak istiyorum burada. Ayasofya'nın müzeleştirmesi ve öyle kalması da bence geçiş adaleti kapsamında görülebilir ve tartışılabilirdi. Yani Bizans ve Osmanlı mimarisindeki özel konumuna ek olarak modern mimarlık açısından da Ayasofya aslında ek ve özel bir öneme sahipti. Devlet şiddeti ve emperyal hırsları eleştiren, bunun hesabını vermeyi de kabullenen, yani bunu ya da bunu ima eden bir yapı olarak sembolleştirebilirdik bu müzeyi. Böyle yapmadık ve şimdi müze camiye dönüştürülünce tabii yapının bu özelliği de yok oldu. Yani biraz müzeye dönüştürüldüğü günleri hatırlarsak ya da o tarihsel dönemi hatırlarsak, bu dönemde biliyorsunuz Yunanistan ve Türkiye arasında yapılan mübadele sonrasında taşınmaz malların ne olacağı üzerine iki hükümet arasında birçok gidip gelme oluyordu. Ve sonrasında 1930 yılında dostluk anlaşması imzalanmıştı. Ve her iki topraktaki geriye kalan taşınmaz malların değerlerinin hükümetlere aktarılması karar verilmişti. Ayasofya bu pazarlıkların resmi bir parçası değildi elbette ama iki ülke arasında bu süreçte birkaç dostluk hamlesi, birkaç el sıkışması yaşanmıştı. Ayasofya'da cami olarak kullanılması sırasında yavaş yavaş örtülen Bizans ve Hristiyanlık sembolleri ve mozaikleri de bu anlaşmadan sonra yani 1931 yılında ortaya çıkarılmaya başlamıştı. Yani bu Bizans ve Hristiyanlık sembollerinin örtülmesinin 453 yılında olmadı. Çok daha geniş bir zamanda oldu ama 1931'e geleninde bu semboller örtülmüştü. Ve bunların geri çıkarılması 1931 yılında yani
başlamıştı. Yani bu dostluk anlaşmasından sonra başlamıştı. Yani tüm eksikliklerine rağmen Ayasofya bir müze olarak dünyada aslında çok ender rastlanan bir özelliğe sahipti. Türkiye'de de düşünürsek, bugün çürümeye terk edilen Ortodoks ve Ermeni kiliselerini düşünürsek, Türkiye için de özel bir örnekte Ayasofya aslında. Ve ayrıca 1950'lerden sonra giderek artan işte Türkleştirme, sonrasında İslamlaştırma sürecinde, işte 6-7 Eylül olayları, yabancı vergileri, 1964'te İstanbul Rumlarının sürülmesi, Ruhban Okulu ve azınlık okullarının kapatılması vesaire vesaire, bütün bunların gündeminden baktığımızda işte bu kadar nefret, xenofobia, toleranssızlık arasında Ayasofya bir müze olarak aslında istisna olarak yaşayabilmişti. Müzeyi bugün camiye çevirmek bu binadaki hem Hristiyanlık hem laik tarihi silmek anlamına geliyor. Açılışta gördüğümüz gibi halı, perde, panel gibi mimari dokunuşlarla aslında bu tarihin nasıl tarih bütün bunların mimari dokunuşların nasıl tarih silici hamleler olduğunu açılışta gördük zaten. Yani birçokları için 1934'te camiden müziğe çevrilmesi Ayasofya'yı laikliğe bir anıt haline getirmişti. Ve bunun dünyada örnekleri de var. Örneğin Paris'teki Saint-Geneviève Kilisesi'nin Panteon'a çevrilmesi Fransız devrimine bir anıt haline getirmişti bu binayı. Ayrıca bu durum tarihteki şiddet için hesap verme, işte yaraları sarma, mütabakatı sağlama sembol haline de getirilebilirdi. Bunu yapmadık ama bu böyle yapılabilirdi. Kimisi için müze çok kültürlü sanat ve mimarlık mirasına saygı duymanın milliyetçi duyguların üstünde olduğunu kabul etmekti. Bunu hatırlatmaktı. Bu böyle anlatılabilirdi kuşaklara. Müze hiçbir din bir diğerini asker gücüyle ezmesin, silmesin diye söylenen bir uluslararası dostluk ve barışa bir davet olarak görülebilirdi. Maalesef bunların hiçbiri görünmedi. Tersine çok da büyük bir çelişkiyle aslında Erdoğan ve destekçileri cami kararını bir yandan fetih, diğer yandan mağduriyet söylemleriyle savunmaya çalışıyorlar. Yani iki çelişkili kavramda birden savunuyorlar. Yani bir yandan cami kılıç hakkıdır sözü dolaşıyor. Diğer yandan elinde kılıçla Diyanet Başkanı ilk hutbesinde Müslümanların dünyanın her yerinde nasıl mağdur olduklarını söylüyor. Yani sanki mağdur insan tanımı gereği iyi insandır ve ilelebet öyle kalırmış gibi. Ve tabii sanki bu rejim büyük kitlelerin birçok insanın acı çekmesine neden olmamış gibi. Oysa bugünün bağlamında bence müzeyi camiye dönüştürme kararı emperyalizm karşıtıymış gibi yapan ama emperyal yani fetihçi yaklaşım, adaletmiş gibi yapan bir intikam hırsı. Ben bu dönüştürmeyi böyle okudum. Evet, yani çok iç açıcı şeyler konuşamadık ne yazık ki ama iyi ki bir mimarlık tarihçisi olarak bu süreci takip eden senin gibi önemli akademisyenlerimiz var. Gerçekten teşekkür ediyorum programımıza katıldığın için. Çok kapsamlı bir söyleşiydi. Ben teşekkür ederim söz verdiğiniz için. Evet, New York merkezli bir araştırma enstitüsü olan Research Institute on Turkey'nin Estetik ve Siyaset Podcast serisi Sanat Politik'te bugün mimarlık tarihçisi Profesör Doktor Esra Akcan ile pek çok önemli konuya değindik. Black Lives Matter hareketinden başlayarak bu türden büyük isyanların ve toplumsal travmaların mekan boyutunda kamusal alana nasıl yansıdığını konuştuk. Geçiş adaletinden bahsettik. Nasıl anıtlar dikmeliyiz diye konuştuk. Ve elbette Ayasofya'yı konuştuk. Tekrar teşekkür ediyorum Esra. Teşekkür ederim.